Diş etlerinin fırçalarken kanaması bir enfeksiyonun varlığını gösteriyor. Çok önemli bir durum aslında. Çok sık da gördüğümüz bir durum. Diş taşlarının varlığı bu duruma sebep olabilir. Yetersiz ağız hijyeni bu duruma sebep olabilir. En yakın zamanda diş hekiminize görünmeniz gerekiyor. Beyazlatma işleminin dişlere hiçbir zararı yok. Beyazlatma işlemi ayrıca beyazlatma süresi boyunca herhangi bir ağrı duymadığınız bir işlem. Sadece endikasyonu doğru koymak gerekiyor. Diş ve diş eti sağlığının çok iyi olması gerekiyor beyazlatma işlemi yapabilmemiz için. Genelde beyazlatma işleminden önce zaten biz bu diş eti ve diş sağlığını uygun hale getirip öyle beyazlatma işlemine başlıyoruz. İmplant sonrası şişlik ve morarma genelde beklediğimiz şeyler değil ama çok fazla implant uyguladığımız vakalarda birkaç gün şişlik ve morarma olabiliyor. Bu iyileşmenin bir parçası, hastalarımız bu konuda endişe etmesine gerek yok. Gömülü diş çekimlerinde hastalarımız normal yaşantısına genelde ertesi gün dönebiliyorlar ama ben hastalarımın bir gün istirahat etmelerini mümkünse tavsiye ediyorum. Genelde operasyondan sonraki gün hayatlarına devam edebiliyorlar ama mümkünse bir gün istirahat etmeleri daha uygun olur. Kanal tedavisi genelde ağrılı bir işlem değil. Her bir seans 45 dakika olmak üzere 2 seans sürüyor. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Hastalarımız genelde hiçbir acı duymadan operasyonu tamamlıyoruz. Diş taşı temizliği dişlere zarar veren bir işlem değildir. Aksine diş eti ve diş sağlığı için rutin olarak uygulanması gereken bir işlemdir. Her hastanın 6 ayda bir maksimum diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor. Diş taşları en sık karşılaştığımız problemlerden biri diş eti enfeksiyona sebep oluyor. Ağız sağlığını ciddi bir şekilde etkilemektedir.